patlıcandan. Size güzel bir tarifim var patlıcandan, yoğurttan. Hiç laf uzatmayacağım. Hem malzeme listesini tanıtacağım hem de yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar malzemeyi tanıtmadan önce ne yapacağız? İşimizi daha çabuk yapabilmek için patlıcanlarımı külleyeceğim. Ondan sonra diğer işleme geçeceğim. Patlıcanlarımızı şöyle ocağın üzerine koyuyoruz. Patlıcanlarımızı ocakta külleyeceğiz. Tabii ki bunun da çok önemli detayları var, önemli bilgileri var. Onları da sizinle paylaşacağım. Bunu fırında da külleyebiliriz. Yağda da külleyebiliriz. Ama olması gereken işin aslında bakarsanız asıl lezzet ya mangalda ya ocağın üstünde küllemektir. Arkadaşlar patlıcanlarımız küllenmeye başladı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İçine dokunduğumuz zaman göçüyor. Bunun uç tarafları daha kalın olduğundan dolayı ateşi daha çok uç taraflarına değdireceğiz ki sonra bir sorun yaşamayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Patlıcanımıza şöyle dokunduğumuz zaman elimiz içine girecek. Görüyor musunuz? Hemen ne yapıyoruz? Patlıcanlarımız oldu. Ocaktan alıyoruz. Tabii ki bununla ilgili en büyük yaptığımız yanlışı da göstereceğim ben şimdi size. Hemen ne yapıyoruz? Patlıcanlarımız soğumadan soyacağız. Bunda en büyük yaptığımız yanlış ne arkadaşlar? Patlıcanları poşetin içine koymak. Poşetin içinde daha çabuk soyulması için tabii ki poşetin içine koyuyorlar. Bu da ne yapıyor? Patlıcanın üstündeki yanıkları, rengini olduğu gibi patlıcanın içine alıyor. Hem patlıcanımız acı oluyor hem de rengi çok kötü oluyor. Bunu ne yapacağız? Yavaş yavaş sabırla soyacağız. Tabii çok sıcak olduğu için elimi yapıyor. Şöyle kenarına bir tutayım, komple şöyle bir çekeyim. Arkadaşlar patlıcanımızın birini soyduk şekilde gördüğünüz gibi. Hemen ne yapıyoruz? Az bir sıvı yağın içerisine az bir limon sıkıyoruz. Şöyle. Ve bu çok önemli. Şöyle bir karıştırıyoruz. Patlıcanı içine atıyoruz. Yağ patlıcanın her tarafına değecek. Bu tabii ki bugün kullanmayacaksanız ya da işte diyelim ki bir saat sonra kullanacaksanız bu yağ ne yapar? Bunu korur. İsterse bir hafta dursun renginde kayıp olmaz. Hemen ikinci patlıcanımızı soymaya geçiyoruz. Arada elimi suya dokundurarak soydum. Sebebi ise patlıcanın çok sıcak olması, hemen şöyle kesiyoruz. Tekrar aynı işlemi bir daha yapıyoruz. Yağ buna da değecek. Yani kıyısından köşesinden yağ değse buna yeterli. Şöyle göstereyim. Patlıcanımız hazır. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Hemen şöyle süzme yoğurdumuzu bir kabımızın içine alalım. Bunların 5 kişilik muadder listesini ben mutlaka yazacağım. Açıklamalar bölümünde olacak. Patlıcanlarımız çok ince olmayacak. Hemen şöyle patlıcanımıza vuralım bıçağımızı. Hemen şöyle patlıcanlarımızı şöyle bir bıçakla darbe verelim. Patlıcanlarımız hazır. Hemen yoğurdumuzun içine atalım. Yoğurdumuzla birleştirelim patlıcanlarımızı. Arkadaşlar sosumuzun içine şöyle 2 yemek kaşığı kadar bir zeytinyağı boşaltıyoruz. Daha sonra üzerine atacağımız yağ bunu kurtarmaz. Hemen şöyle bir karıştıralım. Sarımsağını da atalım tabi bu arada. Sarımsağı unutmayalım. 400 sarımsağımız vardı. Onu da döyelim. Hemen tuzunu da ilave edelim. Tekrar bir daha karıştıralım. Hemen şöyle bir kabımızın içine alalım. Ondan sonra ne yapacağız? Ocağın başına geçeceğiz. Üstünün sosunu yapacağız. Hemen şöyle bir üzerine bir şey atalım. Set atalım. Bunlar biraz sonra bize lazım olacak. Ocağın başına geçiyoruz. Hemen şöyle bir sıvı yağ ilave ediyoruz üzerine. Tabii zeytinyağı varsa zeytinyağı daha güzel olur. Pulverimizi döküyoruz. Pulverle beraber nanemizi de yakıyoruz. Şöyle bir sallayalım. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Hemen yoğurtlu patlıcanla buluşturmaya geçiyoruz. Arkadaşlar yoğurtlu patlıcanımız hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Ahmet Şef YouTube'da, Instagram'da sayfam var.
Orada takip ederseniz memnun olurum. İnşallah beğenmişsinizdir yemeklerimi. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.